Efendim bazı dostluklar var. Gerçekten unutulmaz. Ve bunlardan bir tanesi de sevgili Ferhat Sağlam. Hemen hemen her sene gecesine giderim. Düzenlemiş olduğu gecesine giderim. Osman Tarlacı'yla bir gece düzenledi ve bu gece arkadaşına destek vermek için burada olan birçok isim olacak. Bunlarla zaman zaman kısa kısa röportajlar, ondan sonra sahnelerini ekrana getireceğim Allah nasip ederse. Ve ilk yakaladığım kişi sevgili adaşım Ahmet Taşkın, kardeşim, dostum, arkadaşım. Ama geldiğinde direkt şunu söyledi, sen ölmeyeceğim dedi ama ölmeyeceğim. Amirim selam. Çoktan beri görüşmedik şimdi, kardeşim. Şimdi sevgili Ahmet abim, adaşım dedin, sen büyümüşsün, seni severiz. Çok şeyler paylaştık. Aynı yani bir ekmeği paylaştık. Aynen. Ne bileyim Karadeniz Camiası'nda çok ortamlarda bulunduk. Bu akşam da yolumuz burada kesişti. Bak ben seni burada göreceğimi hiç umut etmiyordum ama çok da sevindim. Severim de seni. Büyüğümüzü saygı da duyarım. Bu arada Osman Tarlacı benim eski dostum zaten. Aynı zamanda sanatçı büyüğüm, sevgili çok değerli Karadeniz'in mütevazi sanatçısı sevgili Ferhat Sağlam abimizin bu ikisinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu gecede olmaktan onur ve kıvanç duydum. İnşallah güzel bir gece olacak. Emeği geçen herkese, tabii ki Bayrampaşa Belediyesi'ne, başkanımıza, yönetimine, aynı zamanda bu organizeyi düzenleyenlere, başta sevgili Ferhat Sağlam ve sevgili Osman Tarlacı'ya ayrıca çok teşekkür ederim. Sizin de bu geceye tabii ki manen destek vermeniz, yani böyle manevi, tabii maneviyat önemli benim için. Bu şekilde destek verdiğin için de ayrıca sana çok teşekkür ederim. İzleyicilerine buradan kucaklar dolusu selamlar gönderiyorum. Her şeyi gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. O senin dediğin gibi olmuyor. Mikrofon bendeyse konuyu ben kapatırım. Şimdi Ahmet Taşkın neler yapıyor ve tahmin ediyorum Dido'da sahne alıyorsun zaman zaman. Sahnenin dışında Ahmet abim. Söyleme bak ağzım sulanır. Reklam olacak ama sonunu ben şimdi ticaret yapıyorum ama ticaretin şu boyutundayım. Giyim Kent biliyorsunuz Esenler Giyim Kent'te böyle çok güzel yöresel Trabzon pide, Trabzon döner. Hayır şimdi yeni yer aldım ben sen bilmiyorsun. Çağırmıyor beni. Niye çağırmıyor biliyor musun? Yiyeceğim biliyor. Ben döner, ben inanın Zeytinburnu'nda köşem dönercisi var kardeşlerinin. Dört döner. Dört mevsim. Dört döner. Dört döner. Diyorum, keser döner, sap döner, etrafımda dört döner. Dört döner. Şimdi onun dışında yaklaşık 3 aydır Giyim Kent'teyim. Çok da güzel dostlarımız sağ olsunlar, ilgi, alakaları eksik etmiyorlar. Çok güzel de yöresel yapıyoruz işimizi. Yani ürünlerimiz hep Karadeniz'den gelir. Ahmet abim 3 ay bir zaman oldu. Açılış yapacağım zaten. Açılışta İnşallah. Allah'ın izniyle kameranla beraber seni orada görmek istiyorum. İyi ki de gördüm seni. Sen şunu mu sandın Ahmet abi? Ununu eledi, eleyi astı. Sen yapmazsınız o işi ya. Aslında benim Ahmet abimin, bak şunu da söyleyeyim. Ahmet abimin bir özelliği de vardır. Şimdi kameramanlık, işte sunuculuk ayrısında yapımcılığı vardır. Aynı zamanda benim bunu ilk tanıdığımda iyi bir menajer olarak tanımıştım. Doğru mu? Aslında doğru. Veliahtı ulusal kanallardan gelmeydi. Sonra dediğin gibi Sinan Yılmaz'la, evet. Recep'imle çalıştığım dönemler. Ama ondan öncesinde Latif Doğan'la, hatta Latif ve sizin radyoya 93.3'e konuk da getirmiştim ki yaklaşık 20 seneyi aşan bir süre. Orijinal Temel'in programı mıydı? Şimdi senin bu yönünü seviyorum. Şimdi Ahmet abi yaptığı işi de şöyle yapar. Bizim çoğu insanlarımız amatör işler yaparlar. Şimdi bir televizyon programı yaparsın, ne bileyim farklı şeyler yaparsın ama Ahmet abinin dikkat edeceği noktalar vardır. Püf nokta, yani vazgeçilmezleri vardır. Sen ne yaparsa yap onun dediği olacak orada. Çünkü o biraz profesyonelle kaçıyor. O çok önemlidir benim için. Şimdi bak ben şunu söyleyeyim. Ben de ulusal kanallarda çok gezdim biliyorsun. Ne bileyim tüm kanallarda, programlarda yani çoğunda bak ulusal kanalların hepsine gittim geldim. Ama baktım ki Ahmet abimin hani imkan verilse aynısını yapacak imkan. Yani böyle profesyonel açısına bayılıyorum. Profesyonelliğine bayılıyorum. Aynı düşünceyiz. Aynı fikirdeyiz. Düşüncedeyiz. Allah yolunu bahtını açık eylesin. Amin. Allah uzun ömür versin en azından. Sağlık versin. Para bul önemli değil Ahmet abi. Ya hiç umurumda hastayım dalga geçiyorum hayatla. Önemli nedir? Sağlıktır. Ya bu dünyanın öbür tarafı da var ya. Yani insanlar yok şöhretmiş, yok makammış, yok mevkiymiş. Ben bunun zirvesini de gördüm, parasını da gördüm, bunu da gördüm. Ben onlara hiç değer vermiyorum. Bura önemli, gönül önemli. Yani gideceğimiz yer
Yani 2 metre toprak altıdır yani. O yüzden herkes ayağını denk alsın. Yoksa o zaman şöyle yapacağız. Biraz sonra Ahmet Taşkın sahnesinde ve diğer arkadaşlarımızı da kısa kısa mutlaka röportaj alacağım. Ve o sahnenin sonrasında da Allah nasip ederse Ahmet Taşkın'ın güzel o yöresel lezzetlerin olduğu orada buluşacağız. İnşallah. Bu arada bu güzel sohbet her sanatçıyla da olmaz biliyorsun. Yani herkes de belli bir şey ama bizim bazı samimiyetler gerçekten farklı oluyor. Şimdi bir de bizim radyoculuğumuz olduğundan dolayı şimdi... Ben Ahmet abi konuyu uzatıyorum. Şimdi bir televizyon programına gittiğim zaman şimdi o organizeyi yapıyorum. Konuşma tarzım farklı. İşte diyorlar ki yapım şey, sunucuya ya sen konuk mu aldın yoksa programı o mu sunuyor diye. Böyle bir tepkiler de geliyor. Aslında güzel tepkiler geliyor. Çünkü ama bir de absürt şeyler de söylemiyoruz. Ne bileyim konuyu dağıtmıyoruz. İnsanları sıkmadan bazı şeyleri yapıyoruz. Konuşmayı çok iyi bilmek lazım. Altyapı olması lazım insanlarda. Çoğu bizim mesela Karadeniz camiasının sanatçılarının eksiği nedir? Çoğunun eksiği nedir? Çok özür dilerim. Vallahi eksik de ya bir kere şunu söyleyeyim. Bilgi birikimi sıfır kardeşim. Ahmet röportajdayım. Şu anda var ya röportajda direkt sesini veririm kapat telefonu. Yani şunu söylüyorum, yani bu altyapı, bilgi, birikim, genel kültür, bunlar bir sanatçı kendini geliştirmeli. Bir sanatçı stabil kalmamalı, yani statik olmamalı. Yani kendini geliştirmeli, bilgi alması lazım, bilgilenmesi lazım. Bir ulusal bir kanala bir Karadeniz sanatçısı çıktığı zaman bocalamaması lazım. Bir bu Karadeniz sanatçısı örnek görünmesi lazım. Yani ben burada aldığım, örnek aldığım sanatçılar da var. Ha, yanlış anlama. Çok değerli sanatçılarımız var, büyüklerimiz var. Yani filozof dediğimiz insanlar var yani. O yüzden Karadeniz sanatçısını kendisini hem hali, yapısı, giyim tarzı, konuşması, genel kültürüyle her zaman çıtayı yükseltmesi lazım. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Teşekkür ederim. Evet, rica ediyorum. Çünkü konuklar başladı gelmeye. Az önce telefonda gördüğünüz gibi birçok kişi olacak. Ama eminim Ahmet'le konuştuğumuz kadar uzun olmayacak. Çünkü Ahmet de bizim dostumuz, kardeşimiz ayrı. Kimse de yanlış anlamasın beni. Devam edin bizi izlemeye.